kodundan ibaret. Ne yaptığımı açıklayayım hemen. İlk başta ihtiyacım olan modülleri çağırdım programı. Sadece zaman için, yani arada bekleme yapması için zaman modülü ve genel amaçlı giriş çıkışları kullanmak için GPIO modülü lazım bana. Burada numaralandırmayı neye göre yaptığımı tanımladım. İsterseniz üzerinde kaçıncı pin olduğuna göre yapabiliyorsunuz veya o pinin ismine göre yapabiliyorsunuz. Ben ismine göre yaptım. BCM yani değil mi burada? Üzerindeki sistemin seri numarası, yani şey model numarası daha doğrusu BCM ile başladığı için öyle. İşlemci farklı isim veriyor giriş çıkışa. Üzerindeki pinin sayıları farklı. Daha sonra hangi pine bağladığımı tanımladım ve orayı çıkış olarak tanımladım. Daha sonra çok basit bir yanım sorma programı yazdım. Çıkışı yani 3.3 volta götürdüğümde led yanacak. Sonra arada bekleme yapacak. Sıfıra götürecek. Bekleme yapacak. Bunu bir döngü halinde yapınca sürekli yanım sönecek. Program bundan ibaret. Süper ya. Buradan yılbaşı ağacına doğru kış okulunda. Şöyle böyle bir şey üstüne koyacağım. Ağaç süper olur ya. İbrahim Turhan'ın dersinde bu işi çok daha zor yapıyorduk diye hatırlıyorum ama. Yani teknolojinin geldiği şimdi noktada. Şimdi programı durduruyorum. Devreyi değiştireceğim. Bu dersteki kafa çok daha farklı bir kafa ama yani bu... Eskiden çok eğlenceli, içeride dirençler falan var. Değil. Bir yanında hediye olarak mı geldi? Yok hocam. Geçen gün kalifeye gidip kendim aldım. LED yanmasın diye çünkü direkt yani bir tarafının 3 volta diğerini sıfıra bağlayınca bütün akım LED'in üstünden geçiyor. Direnç koyarak voltajı kırdın. Aslında LED'lerin önüne bir ön direnç bağlarsın ki değil mi? Şeyi yapmasın diye. Çünkü onun bir şey yarı iletken teknolojisi. Ve şeyini bozmamak için bir ön direnç bağlıyorsun. Sen bu arada programı kapattın mı? Bağlantıyı mı kopardın? Programı kapattım. Evet, kapatmışsın. Şimdi yapacağız bir risk. Bunda değil, bir sonraki örnekte risk var. Devreyi yanlış kurarsam.
Makar mı ya? Heyecanlı. giriş çıkışlar hassas. 3.3 yani giriş kısmına 3.3'ten daha fazla voltaj verirsem bilgisayarı yani artık devre değil tüm bilgisayarı yakma ihtimalim var. Bir sonraki örnekte aklım kalırsa ve yapabilirsem. Bunu kimya tarafında yapalım bari de onların üstüne atalım. Genelde. Kolay şey biz yaptık öyle falan diye beklerler yani. Utanmadan diyorsun. Yangınımızı yedirmeyiz. Aslında şunu da çekip onu ekrana yansıtabildik böylece herkes görebilirdi ama. Bir dahaki yani artık. Da. Böyle mi? Evet. Şey çok zevkli olur değil mi? Hoca uğraşırken bir şeyle rahat rahat oturuyorsun köşende. Biz de herhalde bu LED örneği bu aletin şeyi değil mi? Hello World şeyi buydu yani. Evet. LED'i yakıp söndürme. Yanlış yapmadıysam şimdi olması lazım. Yanlış yaptıysam orada biraz ben de yanlış yaptığım kulağa kadar yaptığım devreyi anlatayım. Nokta 3 oldu. Giriş noktası arasında bir tane düğme koydum. Bu 17 volt giriş noktasını ne yaptıysam kullanıyorsun? Ben de işte yaradığınız gibi nasıl satış işlem bakıyoruz, sen kullanıyorsun. Ne yapıyorsun? Oradaki not. Ne yaptığını ben programlıyorum. Yani zaten sadece giriş veya çıkış olarak programlayabiliyorum. Yani neden 17'de başka bir giriş çıkış noktası. Ya onu seçiyor muyuz öylesine yoksa herhangi bir giriş çıkış noktasının bir özelliği mi? Yani bazılarının özelliği var. Onun dışındakilerin hepsi genel amaçlı. Yani bazıları farklı yöntemlerle de diğer devrelerle iletişim kurabiliyor. Onun dışındakiler genel amaçlı. Sadece giriş olarak değer okuyabiliyor veya çıkış olarak değer yazabiliyor.
gayet kullanışlı. Bilgisayarda herhangi bir USB portuna girebilir. Aynen. Ama burada bir sürü. USB portundaki veri yolunun burada herhalde bir iki katı kadar. Evet. Ama orada veri yolu az. Aynı anda yapabildiğin değil mi? Hız. Bunda birçok veri yolu var elinde. Hepsini organize edebiliyorsun. Hepsini oynayabiliyorsun. Ne yani? İnanılması lazımdı. Burası 3.3 volt. Bu 10 kilo olan toprakta. Şu anda her şey doğru görünüyor. Kimliğe çalışmıyor. Yandı galiba değil mi? Hı? Yandı. Sanki. Yanmamış gibi. Düğmeyi açıp kapamayacak mıydın? Ama düğmeyi açana kadar yanmaması lazımdı. Bir saniye izin ister. Doğru görünüyor.